Bilgimiz yoktu. Şimdi Deniz Zeybek'ten hepsinin detayını öğreneceğiz. Evet, Kahramanmaraş merkezi yaşanan depremlerle birlikte toplamda 11 il etkilenmişti. Bu illere bağlı ilçelerde, semtlerde, köylerde maalesef pek çok iş yeri, konut, binalar yıkılmıştı ama devlet ve millet omuz omuza el ele verdi ve hızlıca yaraları sarmaya başladı. Hala da o yaralar sarılıyor. Elbette ki öncelik geçici yerlere depremzedeleri yerleştirmekti. Bunda da öncelik çadır ve konteyner kentler oldu. Ama Cumhurbaşkanı Erdoğan sahaya indi ve vatandaşlara, depremzedelere söz verdi. Evlerinize, sağlam yeni konutlarınıza bir yıl içerisinde kavuşacaksınız dedi. Şunu hatırlatmakta, hatta biraz geçmişe gitmekte fayda var. Türkiye ne yazık ki hep bir doğal afetle baş başa kaldı. Gerek İzmir'deki depremlerde, gerek Kastamonu'daki selde, gerekse Antalya'daki yangında ve o zamanlarda da Cumhurbaşkanı Erdoğan vatandaşın hep yanındaydı ve bir yıl içerisinde yeni konutlarınıza, sağlam konutlarınıza kavuşacaksınız demişti ve o konutlara, sağlam konutlara vatandaşlar bir yıl gibi kısa bir süre içerisinde kavuşmaya başlamıştı. Anahtar teslimleri bir yıl dolmadan yapılmıştı. Şimdi Kahramanmaraş'ta da aynı şekilde durum devam ediyor. Biz şu anda Türkoğlu ilçesindeyiz. Türkoğlu'na bağlı Özbek köyündeyiz. Burada 7/24 çalışmalar devam ediyor. Amaç, gaye ise vatandaşlar, depremzedeler bir an önce en kısa sürede sağlam yeni konutlarına kavuşsunlar. Çevre Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yürütülüyor elbette ki bu konutların yapımı. Deprem bölgesinde yaşam normale dönsün, bölge kalkındırılsın diye bu çalışmalar tüm hızıyla devam ediyor. Benim şu anda yayın konuğum Yapı İşleri Genel Müdür Yardımcısı Murat Akın Bingöl. Burada neler yapılıyor, detayları kendisinden alacağız. Efendim, yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk, sağ olun. Şimdi gündüz evet alışıktık gerçekten ama akşam da hala devam ediyor bu çalışma, hummalı çalışma süresi. Vardiyalı bir sistem var değil mi? Durum nasıldır burada? Doğrudur. Vardiyalı bir şekilde çalışıyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Mart ayı sonunda temeli atılan bu köyümüzde 40 konut inşa edilmekte. Bunların da 3 tanesini bayrama yetiştireceğiz. Bunun için gerekli olan çalışmayı vardiyalı bir şekilde devam ettiriyoruz. Peki öncelikle hem Türkoğlu hem de köy özelinde kaç konut yapılacak buraya Murat Bey? Şöyle söyleyelim, 20 bin tane konutun tüm deprem bölgelerinde 20 bin konutun ihalesi tamamlandı köy konutu olarak. Bunların yaklaşık 6500'ü fiilen inşaat işlerine başladı. Bunlardan da 3870 adedi Maraş ilinde yürütülüyor. 810 adedi Türkoğlu ilçesinde. Sırf bu köyde 40 adet konutumuz inşa edilmekte. Tüm köy evlerimiz 5 farklı şekilde, 5 tipte oluşturuldu. Bunlar 102 ila 106 metrekare büyüklüğünde 3+1 şeklinde planlandı. Tüm bu planlama süreci, bu 5 tipin ortaya çıkışı, vatandaşlarımızın ihtiyaçları, istekleri, talepleri, yörenin özellikleri, yaşam şekillerine dayalı olarak oluşturulmuş durumda. Peki kaç katlı olacak? Yerleşime uygun şekilde olacaktır tabii ki değil mi? Doğrudur. Tek katlı, genellikle tek katlı. Bazen ahırlar olduğu zaman da altında ahırıyla beraber olan evlerimiz var ama köy konutlarımız tek katlı olarak inşa ediliyor. Peki Kahramanmaraş'la birlikte diğer illerde de bu çalışma, özellikle köy evlerini kastediyorum, paralel bir şekilde mi ilerliyor, o süreç nasıl? Doğrudur. Daha biraz önce de söylediğim gibi 20 bin konutun ihalesi tamamlandı ve bunlardan 6500'ü tüm bu deprem bölgesindeki illerimizde köy evleri olarak dediğimiz gibi sürdürülüyor. Tüm ilçe illerimizde bunların inşasına başladık. Peki siz de yoğun çalışıyorsunuz. Depremin ilk günden itibaren burada mıydınız? Kaç gündür buradasınız? Bu saatte hala siz de işçiler gibi uzun mesai harcıyorsunuz. Sırf bu konutlar yapılsın ve vatandaşlara bir an önce teslim edilsin diye. Evet, doğrudur. Biz de depremin ilk yaşandığı günde, ilk gününde 6 Şubat günü buradaydık. O günden beri hasar tespit çalışmalarını yürüttük. Bunların birçoğunu, birçok ilimizi tamamladık. Hemen tamamlar tamamlamamız akabinde temellerimizi Cumhurbaşkanımızın talimatıyla attık konutlarımızın ve hızlı bir şekilde vatandaşlarımızın, hak sahibi olan vatandaşlarımızın evlerine kavuşması, sıcak yollarına kavuşması için var gücümüzle çalışıyoruz. Amacımız onların bir an önce mağduriyetini sonlandırmak ve tekrar yaşamlarına dönmesini, olağan yaşamlarına dönmesini sağlamak.
Yaklaşık kaç işçi çalışıyordur acaba? Sırf bu alanda 200 işçi çalışmakta. Vardiyalı bir şekilde şu anda sahamızda 200 işçi makinalarımızla 200 işçi şu anda çalışıyor. Biraz da binalarda kullanılan malzemelere değinsek elbette ki pek çok o az önce de saydığım gibi Antalya, Kastamonu, İzmir'deki vatandaşlarla konuştuğumuzda onlar içlerine girdiklerinde en azından sağlamlığından eminiz artık demişlerdi. O benim aklıma çok yer etmişti. Burada da malzemeler bölgeye, depreme, doğal afete dayanıklı değil mi? O bir sistemden, bir incelemeden geçmiştir. Tabii ki dediğiniz gibi son mevzuatlara uygun, sağlam, güvenlikli, vatandaşlarımızın tamamen güvenli oturabileceği konutlar inşa ediyoruz. Temiz, yani işçiliğiyle, malzemesiyle kaliteli, vatandaşlarımızın hak ettiği bir yaşam şartına kavuşması için sağlam, güvenlikli ve güvenilir konutlar inşa ediyoruz. Çok teşekkür ediyorum anlattıklarınızdan dolayı. Çok çok sağ olun verdiğiniz bilgiler dolayısıyla. Evet, gördüğünüz gibi işte Kahramanmaraş'ın Türkoğlu ilçesindeki Özbek köyünde burada geceli gündüzlü bir çalışma, hummalı bir çalışma devam ediyor. Sırf vatandaşlar bir an önce evlerine kavuşsun diye. Yayın konuğumuz da söyledi, Murat Bey bayrama kadar ilk teslimlerin bayramda yapılması planlanıyor. Diyelim burada... Gündüz de buradaydık, pek çok yerde, sadece Kahramanmaraş değil, ya bu köy değil, Kahramanmaraş'ın pek çok yerinde kalıcı konutların temeli atıldığından beri hummalı bir çalışma, yoğun bir mesai sürüyor. Aynı şekilde diğer 10 ilde de paralel bir şekilde ilerliyor bu köy evlerinin ve kalıcı konutların inşası diyelim ve sözü buradan size bırakalım Kahraman Poyrazoğlu.